Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar ve iyi hafta sonları. Malumunuz üzere oldukça zor geçen bir haftayı geride bıraktık. Ancak hafta oldukça güzel kapandı. Hafta içerisinde dolardaki baş döndüren hareketler nedeniyle daha sık dolar üzerinde yorum yapmak durumunda kalmıştım. Ve hafta sonunu artık fırsat bilmek üzere birazcık da eğitsel konulara değinmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Sevgili dostlar, sizlere daha önce hareketli ortalamalara giriş başlığı altında bir çalışma aktarmıştım ve daha sonra hareketli ortalamaların en iyi hareketli ortalama veya bir hissenin en başarılı, istatistiksel olarak en iyi kazandıran hareketli ortalamalarının nasıl tespit edileceğine dair bir çalışma aktarmış ve bunun formüllerini vermiştim. Şimdi hareketli ortalama konusunu biraz daha genişletmek ve biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle hareketli ortalamalar niçin kullanılır? Bu soruya bir yanıt verelim. Traderların, analistlerin, küçük ve amatör yatırımcıların vazgeçemedikleri bir teknik analiz yöntemidir hareketli ortalama sistemi. Çünkü hisselerin veyahut da fiyat hareketlerinin belli dönemlerde belirli eğilimler içerisinde olduğu düşünülür. Yani 10 günlük bir hareketli ortalamayı kullanıyorsanız o 10 gün içerisindeki fiyatların eğilimini gösteren bir hareketli ortalamayı kullanıyorsunuz demektir. Veya 50-100 günlük bir hareketli ortalamayı kullanıyorsanız da o sürenin yani 100 günlük bir süredeki yatırımcıların davranışlarının hangi yönde olduğunu, yani o hareketli ortalamanın üzerinde mi, aşağısında mı bir eğilim içerisinde olduklarını göstermesi bakımından önem taşımakta. Hareketli ortalamaların bir diğer önemi ise, hareketli ortalamalar birçok yatırımcı tarafından stop loss noktasını belirlemek bakımından da kullanılmakta. Yani bir hareketli ortalamanın veya bir hareketli ortalamanın kesişmesi bir sat sinyali olarak algılanmakta veya tek bir hareketli ortalama kullanılıyorsa o hareketli ortalamanın aşağısına gelindiği zaman artık fiyatların olumsuz bir eğilim içerisinde olacağı düşüncesiyle bir sat sinyali olarak veya bir stop loss sebebi olarak algılanmakta. Hareketli ortalamalar birincisi al sat sinyalleri üretmek veya alım satım kararlarını tetiklemek bakımından kullanılmakta. İkinci bir nokta stop loss seviyesini belirlemek bakımından kullanılmakta. Şimdi arkadaşlar hareketli ortalamaların kullanılması ve yorumlanması son derece basit olduğu için ve oldukça da başarılı sonuçlar ürettiği için aslında uygulamada çok ama çok tercih edilen bir teknik analiz yöntemidir ve birçok ücretsiz analiz programlarında da hareketli ortalamaları kullanmak mümkün olabildiği için özellikle küçük ve amatör yatırımcının bu hareketli ortalama konusunu çok rahat bir şekilde uygulayabilecekleri ve faydalanabilecekleri kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar, hareketli ortalamalar denildiği zaman tek hareketli ortalama da kullanılabilir. Bununla ilgili olarak 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük veya kısa vadeyi düşünüyorsanız 20 günlük veya 7 günlük hareketli ortalamalar tek bir hareketli ortalamayı grafiğiniz üzerine yerleştirmek kaydıyla bunu kullanabilmeniz mümkündür. Çok basit bir şekilde göstermek icap ederse şurayı arkadaşlar hemen ben bir 21 günlük bir hareketli ortalama tanımlıyorum. Hareketli ortalama türümüz basit olsun. Birazdan bunun ayrıntılarına gireceğim zaten. Gördüğünüz gibi 21 günlük bir hareketli ortalama eğrisini grafiğin üzerine yerleştirdim ve basit mantıkla 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine fiyatlar çıktığı zaman bir al sinyali olarak yorumlanıyor. İşte burada gördüğünüz gibi 13.99 seviyesinde fiyatlar hareketli ortalama eğrisinin üzerine çıkmış. Bakınız buraya kadar gelmiş. Burada bir destek görevi üstlenmiş ve burayı geçmediği için yani fiyatlar aşağı inmediği için hala pozisyonun devam ettiği manası ortaya çıkıyor ve şu seviyelere kadar bir yükseliş olduktan sonra şu noktalarda fiyatın bu eğrimin aşağısına indiğini görmekteyiz. Bu prensibe sıkı sıkıya bağlı bir şekilde olan bir yatırımcı yukarı kestiği zaman alacaktır, aşağı kestiği zaman ise satması gerektiğini düşünecektir, satacaktır veya satmayacaktır. Ama teknik sistem o noktada satılması gerektiğini ifade etmiştir. Yine burada da gördüğünüz gibi yine benzer şekilde fiyatın yukarı doğru
kırıldığını görüyoruz. Şu seviyelere kadar bir yükseliş yaşanmış ve daha sonrasında ise eğrimizin aşağı kesilmesi nedeniyle bu seviyelere kadar bir geri çekilme olmuş ve en son olarak da şu anda Türk Hava Yolları hissesinin grafiği önünde açık olduğu için en son olarak da şu noktalarda yani 16 civarlarında bir al sinyali üretmiş ve bu sinyal hali hazırda devam etmekte. Arkadaşlar, tek hareketli ortalamanın dezavantajlarını ortadan kaldırabilmek, kararsızlıklarını ortadan kaldırabilmek, hatalı sinyal verme ihtimalini ortadan kaldırabilmek bakımından biraz daha emin, biraz daha garantili işlem yapabilmek, hata payını düşürebilmek için ikili hareketli ortalama uygulamasını düşünmüştür analistler. Ve iki hareketli ortalamayı birlikte kullanmak suretiyle bu iki hareketli ortalamanın birbiriyle kesişmesini dikkate almak suretiyle bir algı yaratmak, bir al veya sat sinyali oluşturmak şeklinde bir fikre kapılmışlardır. Bu sebeple de ikili hareketli ortalama prensipleri ortaya çıkmıştır. Daha önceki dersimde ikili hareketli ortalama konusuyla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgi vermiştim. Hangi hareketli ortalamalarının daha başarılı olduğu konusunda nasıl bir tespitte bulunabileceğimizi, hangi formülle bu hareketli ortalamaları bulabileceğimizi anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar, basit ve üssel hareketli ortalama diye iki hareketli ortalama türümüz bulunmakta. Tabii ki başka hareketli ortalama türlerimiz de var. Fakat uygulamada en çok kullanılan basit hareketli ortalama ve üssel hareketli ortalamadır. Peki bu basit ve üssel hareketli ortalamanın birbirinden farkı nedir? Yani hangisini kullanmak lazım şeklinde bir soru aklınıza gelecektir. Sevgili dostlar, basit hareketli ortalama, ben bu grafiği kaldırıyorum şimdi arkadaşlar. Size iki tane Türk Hava Yolları grafiği açtım ve bu iki grafiğim de birbirinin tamamıyla aynısı. Sol taraftaki grafiğimde basit hareketli ortalamalar var. Sağ tarafındaki grafiğimde ise üssel hareketli ortalamalar var. Arkadaşlar, basit hareketli ortalama, 5 günlük bir hareketli ortalama kullanacaksanız, yani 5 günlük bir hareketli ortalamayı sisteminize yerleştirmek istiyorsanız, bu durumda o hissenin son 5 günlük kapanışı üst üste konur, 5'e bölünür ve ortaya çıkan sonuç artık o hareketli ortalamanın değeridir. Üstel hareketli ortalamada ise son günlere biraz daha fazla kıymet verilmekte. Örneğin 20 günlük bir hareketli ortalama kullanıyorsanız son 4-5 günkü kapanışlar daha çok formül içerisinde önem sahibidir. Daha yüksek bir katsayıyla çarpılmaktadır. Şimdi bu iki hareketli ortalamanın hangisinin daha başarılı sonuçlar verdiğini test edebilmek bakımından ben iki tane ayrı grafikten hisse açtım. Türk Hava Yolları'nın hissesi. Burada arkadaşlar 7 ve 21 hareketli ortalama var. Burada biliyorsunuz Moving Average indikatörümüzü çağırdığımız zaman karşımıza açılan pencerede birinci periyodumuza diyelim ki 7 ve 21 günlük hareketli ortalamayı test etmiş olalım. Bu iki hareketli ortalama çiftini kullanmış olalım. Kısa hareketli ortalamamız 7 olsun, uzun hareketli ortalamamız ise 21 olsun. Buraya 7 yazıyoruz arkadaşlar. Şuradaki bölüme basit diyoruz. Basit hareketli ortalama türünü seçiyoruz. İkinci bir hareketli ortalamayı istediğim için buraya bir tik bırakmam gerekiyor. İkinci çizgi bölümünü aktif hale getirmem gerekiyor. Yine bunun da basit olması gerekiyor. Ve tamam dedikten sonra şuradaki görünüm ortaya çıkıyor. Burada ise arkadaşlar hareketli ortalama türüm yine aynı, seviyelerim yine aynı. Yine 7 ve 21 hareketli ortalamayı kullanıyorum. Ancak burada hareketli ortalama türünü üssel olarak seçtim. Yani iki farklı türdeki hareketli ortalamanın nasıl farklı sonuçlar yaratıp yaratmayacağına bir karar vermeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, hareketli ortalamalarda ikili hareketli ortalama kullanıyorsak ana prensibimiz neydi? Küçük hareketli ortalamanın büyük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kesmesi bir al sinyaliydi. Yukarıdan aşağı kesmesi ise bir sat sinyali olarak yorumlanıyordu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şurada en son sinyale gelelim isterseniz. Şurada arkadaşlar birinci grafiğim basit hareketli ortalama. Burada arkadaşlar 16-18 seviyesinde bir kesişme gerçekleşmiş. 7 günlük hareketli ortalama, 21 günlük hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı kesmiş ve 16-18 seviyesinde bir al sinyali üretmiş. Şimdi
Bu grafiğimde de yine benzer bir kesişmeyi görüyorum. Bakalım üstel hareketli ortalama hangi seviyede al sinyali üretmiş? Bakıyoruz arkadaşlar 15.97 seviyesinde al sinyali üretmiş. Dikkat ederseniz üstel hareketli ortalamanın biraz daha önce, biraz daha düşük bir seviyeden al sinyali ürettiğine tanık oluyoruz. Yani üstel hareketli ortalama fiyatları son günlerdeki eğilimini daha çok önemsediği için biraz daha temkinli ve son günlerdeki eğilime uyumlu bir şekilde sinyal vermekte ve bu grafiğimiz itibariyle daha erken bir sinyal vermiş görünüyor. Arkadaşlar, her hissenin hareketli ortalamalara yönelik duyarlılığı farklıdır. Kimi hisse basit hareketli ortalamaya daha duyarlı olabilir, kimisi de üstel hareketli ortalamaya daha duyarlı olabilir. Bu konuda kesin bir şablon koymak aslında mümkün değildir. Ancak uygulamada traderların ve analistlerin son günlerdeki fiyat eğilimlerine daha duyarlı olması sebebiyle üstel hareketli ortalamayı kullandıklarını söylemeliyim. Ben de analizlerimde mutlak surette üstel hareketli ortalamayı kullanmaktayım. Şimdi arkadaşlar, üstel hareketli ortalama ve basit hareketli ortalama konusunu burada noktalıyorum. Bunun dışında ağırlıklı hareketli ortalama, üçgensel hareketli ortalama vesaire vesaire gibi farklı hareketli ortalama türleri de vardır. Ama dediğim gibi uygulamada en çok kullanılan yöntemler bunlardır. Şimdi arkadaşlar, hareketli ortalama türlerinden bir köşeye bırakalım ve acaba hangi hareketli ortalama çiftini genellikle uygulamaktalar piyasa içerisinde bulunan uzmanlar veya yatırımcılar? Daha önceki dersimizde bildiğiniz gibi her hissenin hareketli ortalama çiftinin ikilisinin farklı olabileceğini, A hissesi 7.30'a, B hissesi 3.20'ye duyarlı olabilir ama piyasada genel olarak kullanılan, kabul görmüş olan belli hareketli ortalama çiftleri vardır. Şimdi bu noktada şu husus ortaya çıkıyor arkadaşlar. En iyi hareketli ortalama hangisi? Hangisini kullanırsam daha çok başarılı olurum? Gibi bir sorunun tek bir yanıtı yok. Bu sizin yatırımcılık anlayışınızla ve işlem yapma sıklığınızla ve risk algınızla alakalı olan bir şeydir. Sevgili arkadaşlar, içimizde birçok farklı sistemlerle, farklı düşünce yapısıyla alsat yapan arkadaşlarımız var. Bazıları 1-2 günü dikkate alarak sadece 1-2 günlük bir hareketlilikten istifade etmeyi düşünüp işlem yapmakta. Bazıları ise belli bir fiyattan, uygun bir seviyeden alıp 1 hafta, 10 gün, 15 gün gibi daha uzun bir vade içerisinde bir işlem yapmayı ve daha yüksek oranda bir getiri sağlamayı hedeflemekte. Bunun dışında trend takip eden, ben orta uzun vadeli bir yatırımcıyım diyerek daha yüksek hedefler, daha büyük hedefler koymak kaydıyla daha uzun vadeli alım satım yapanlarla, yapan arkadaşlarımız da bulunuyor. Tabii ki her farklı düşünceye uyumlu farklı bir hareketli ortalama yapısının olması gerekiyor. Eğer siz kısa vadeli işlem yapıyorsanız bu durumda daha kısa vadeli hareketli ortalamalar kullanmanız doğru olacaktır. Niçin? Çünkü küçük periyotta hareketli ortalamalar, yani şurada gördüğünüz gibi 7.21 gibi, 4.9 gibi, çok affedersiniz, küçük hareketli ortalamalar, yani hareketli ortalamaların periyotları küçüldükçe daha erken ve daha sık sinyal verir arkadaşlar. Dikkat ediniz, tekrarlıyorum, daha erken sinyal verir ve daha sık sinyal üretir. Yani sizi birçok defa pozisyona sokar ve çıkarır. Ama uzun vade olduğu zaman, yani şuradaki değerler, atıyorum 50-100 olduğu zaman daha az sinyal verir, size daha az al-sat yaptırır ve riski biraz daha azdır. Şimdi bu dediklerimizi şöyle bir genelleme yapmaya çalışalım. Uygulamada, piyasada kısa vadeli olarak işlem yapmakta olan traderların en çok kullandıkları hareketli ortalama çiftleri 4 ve 9, 7 ve 11, 7 ve 14, 5 ve 14, 5 ve 22 şeklindedir. Bakın, genellikle diyorum. İlla ki herkes bunları kullanıyor demek değildir. Kısa vade için 4-9, 7-11, 7-14, 5-14, 5-22 gibi hareketli ortalama çiftleri kullanılmaktadır. Şimdi
Orta vade dediğimiz, daha doğrusu kısa orta vade dediğimiz birkaç haftalık, bir aylık bir süreci dikkate alıyor iseniz eğer, bu durumda 7-21, 10-20, 9-18, 9-21, 11-22 gibi hareketli ortalama çipleri kullanılmakta. Tekrar söylüyorum, biraz daha uzun vade için işlem yapıyorsanız 7-21, 10-20, 9-18, 9-21, 11-22 gibi hareketli ortalamalar kullanılmakta. Daha uzun vadeli işlem yapıyorsanız, daha ziyade bir trend dönüşümünü yakalamak, daha emin adımlarla işlem yapmak gibi bir düşünceniz var ise, bu durumda ise arkadaşlar 20-40, 50-100, 40-80, 100-200 veya 50-200 gibi golden date dediğimiz altın vuruş diye de tanımlanan ve oldukça güven duyulan bir hareketli ortalama, trend dönüşümünü yansıtan, olumlu veya olumsuz yönde trend dönüşümünü yansıtan 50-200 günlük hareketli ortalamayı da kullanmanız mümkün olabilir. Bu tamamıyla sizin o hisseye veya o dönemdeki yatırım anlayışınızla alakalı bir şeydir. Bir kere daha vurgulamak gerekirse, küçük hareketli ortalamaları, kısa vadeli hareketli ortalamaları kullanırsanız arkadaşlar çok sık size işlem yaptırır, çok sık trade ettirir ve riski biraz daha fazladır. Şimdi bu dediklerimizi bir test etmeye çalışalım. Arkadaşlar burada 7.21 Türk Hava Yolları'nın hareketli ortalamalarını görmekteyiz. Ben bunları şimdi üstel konuma getireceğim ve sağ taraftaki grafiğime ise, burada 7.21 varken sağ taraftaki grafiğime ise arkadaşlar ben biraz daha uzun vadeli bir hareketli ortalama koyacağım. Örneğin 20.40'ı koyacağım. Ve ikisi arasındaki farka bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakınız. Burada 7.21 hareketli ortalama 16'lar seviyesinde. Evet, 16'lar seviyesinde bir al sinyali üretmesine rağmen 20.40 hareketli ortalama henüz daha yeni olumlu bir sinyal veriyor. Bakınız, kırmızı ve yeşilin kesişmesi henüz yeni gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla 20-40 gibi daha uzun vadeli olan hareketli ortalamalar geç sinyal vermekte. Alım sinyallerini de, satış sinyallerini de geç vermekte ama biraz daha emin ve biraz daha doğru sinyaller üretmekte. Bakalım mesela şurada arkadaşlar bir al sinyali vermiş. Burada 20-40'lık hareketli ortalamam var. 16-56 seviyesinden bu sinyali veriyor ve dikkat ediniz, 20 seviyelerine kadar bu sinyal devam ediyor. Ve şu seviyede vermiş olduğu bir sat sinyali, 16-20'ler civarında bir sat sinyali oluşmuş ve 14 seviyesinin aşağısına kadar bir geri çekilmenin bize erken habercisi olmuş durumda. Şimdi bu hareketli ortalama çiftimi biraz daha uzatayım isterseniz. Burada ne yapalım? 40-80 yapalım. Evet. 40-80 yaptık arkadaşlar. Burada da henüz bir kesişme, olumlu bir sinyal oluşmamış ama şu tarihte oluşan 17'ler seviyesinde oluşan bir sinyal varmış ve bu noktaya kadar ulaşan bir yükseliş yaşanmış. Dikkat ederseniz burada, yani bir önceki 20-40'lık sistemimde daha düşük seviyelerden bir al sinyali almıştık. Burada 17'den gelen sinyal daha önceki sistemde 16'lar civarında oluşmuş idi. Şimdi arkadaşlar, hareketli ortalamalarla ilgili olarak bu detayları size verdikten sonra hareketli ortalamaların kullanımıyla ilgili olarak acaba kullanmak istediğiniz, kullanmaya karar verdiğiniz bir hareketli ortalama olsun. Diyelim ki 7.21 hareketli ortalamasını kullanmak istiyorsunuz. Yani bir takım grafiklerde bunu denediniz. Bu olay biraz deneme yanılma olayıdır arkadaşlar. Dediğim gibi açacaksınız grafiğinizi ve grafiğin üzerine belli hareketli ortalamaları deneme yanılma yoluyla yerleştirerek hangi hisseye de daha başarılı sonuçların, daha anlamlı sonuçların olduğunu yakalamak bakımından bir takım egzersizler yapmanız gerekecektir. Bu arada bir şey daha göstermek istiyorum arkadaşlar. 40-80 ortalamasının biraz da geçmişine bakalım isterseniz. Bakınız arkadaşlar, bunun bir trend dönüşüm yaratabilecek özellikte olduğunu, yani hareketli ortalamanın periyodu ne kadar uzun olursa daha kalıcı ve daha
yüksek potansiyelli sinyaller verdiğini söylemiştim. Bakınız Nisan ayının 2017 Nisan ayında 5.50'ler seviyesinde gerçekleşen bir sinyal var ve bakınız bu sinyal ta bu seviyelere kadar 20 seviyelerine kadar ulaşan çok önemli bir trendi bizlere yaşatmış olmakta. Şimdi arkadaşlar tekrar en son söylemiş olduğum noktaya gelmek istiyorum. Hareketli ortalama olarak belli bir hareketli ortalamayı kendinize seçtiniz. Dediniz ki ben 7-21 hareketli ortalama çiftini kullanmak istiyorum. Acaba bu 7-21 hareketli ortalama belirli bir sürede, atıyorum işte 2 senede, 3 senede veya belli bir periyotta nasıl bir başarı sağlamış? Bunun istatistiksel yapısı nedir gibi bir düşünceniz olabilir. Bunu da arkadaşlar test etmenin yolu şudur. Sizlere daha önceki dersimde hatırlarsanız en iyi hareketli ortalama nasıl bulunur şeklinde bir formül vermiştim. Ve ona kendimce Haluk ismini vermiştim. Sizlere de başka bir isim vermenizi söylemiştim. Şimdi arkadaşlar ben Haluk 2 ismiyle bir yeni bir formül yaratıyorum. Yeni formülüme Haluk 2 ismini verdim. Bir önceki anlatımımda vermiş olduğum formülümü aynen buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Aynen al bölümüne, al bölümüyle ilgili olan formülü buraya yapıştırıyorum. Ben bu formülün detaylarını ve açıklamasını aynı zamanda borsapivot.com sitesinde de şematik olarak da anlatmıştım. Bu yorumun hemen akabinde tekrardan o bölümün linkini vereceğim arkadaşlar. Aynı formülü buraya yerleştirdikten sonra OPT yazan kısımlara, burada OPT1 yazıyordu, şu bölümde ise OPT2 yazıyordu. OPT1 bölümüne hangi hareketli ortalama çiftini kullanacaksam onun değerlerini yazıyorum. Ne yazalım arkadaşlar? 7.21 diye düşünmüştük değil mi? Burayı ben 7 yapıyorum. Burayı da 21 yapıyorum. Arkasından stat sinyali bölümüne geliyorum. Yine formülüm tamamıyla aynı ve burada ki bölüme ise 21 ve 7 yapıyorum. Yani rakamların yerini değiştiriyorum. Arkadaşlar bir önceki dersimde en iyi hareketli ortalamalar konusunda vermiş olduğu formül aynı. Sadece OPT1 ve OPT2 yerine yerleştirmem gereken hangi hareketli ortalamaları analiz edeceksem, test edeceksem onların değerlerini yazıyorum. Al bölümüne küçük yazıyorum önce küçük birimi, arkasından büyüğü, sat bölümüne ise önce büyük rakamı yazıyorum. Burada 21'e öncelik verdiğim gibi. Hiçbir şekilde başka bir değişiklik yapmıyorum. Değişkenler bölümünü ise tamamıyla boş bırakıyorum. Çünkü benim istediğim sadece sonuç, bana hareketli ortalama değerlerini vermesini istemiyorum. Ve tamamlıyorum arkadaşlar. Tamam dedikten sonra simülasyon tuşuna basmak kaydıyla Türk Hava Yolları'nın 7 ve 21 üstel hareketli ortalamaya karşı simülasyonunun oluşmasını bekliyorum. Sonuç olarak arkadaşlar benim karşıma şu sonuç geliyor. Eğer 500 günlük süre içerisinde, yani 722 güne tekabül ediyormuş. Ben ilk ayarlarımı böyle yapmıştım. 500 günlük için bana sonuç vermesini istemiştim. Siz bunu daha farklı periyotlar olarak da değiştirebilirsiniz. 500 günlük süre içerisinde bu prensibi uygulayarak işlem yapmış olsa idim eğer %200 civarında bir kazanç elde etme imkanı olabilirmiş. Ve burada arkadaşlar en son sinyale baktığım zaman ise 16.35'ten bir sinyal oluşmuş ve bu sinyal hala devam etmekte ve Türk Hava Yolları'nın son kapanış değeri ise 17 seviyesindeymiş. Şu işlemler bölümünden de arkadaşlar tüm al ve sat sinyallerinin hangi seviyelerde oluştuğunu ise tek tek görebiliyorduk. Dolayısıyla bu çalışmamızla da kullanmayı düşündüğümüz bir hareketli ortalamanın başarı oranının ne olduğunu bu yöntemle de tespit etme imkanımız var. Her hisse için tek tek çalıştırarak arkadaşlar 7.21 mi, 9.18 mi veya hangi hareketli ortalamasında daha yüksek başarı oranını görüyorsanız onu kullanmanız mümkün. Şimdi burada yeri gelmişken bir şey daha vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Hiçbir teknik analiz yöntemi %100 başarı garantisini vermez. Hareketli ortalama, MACD, RSI, hangi yöntem, hangi indikatör veya hangi formül olursa olsun asla bu formüllerden onların gücünün ötesinde bir şey beklemeyiniz. Çünkü %100 başarı şansıyla çalışan bir formül veyahut da bir indikatör henüz icat edilemedi. Zaten şuraya
baktığınız zaman onlarca indikatör görüyorsunuz. Bunların hiçbirisine gerek olmazdı. Sadece bir indikatör olurdu ve herkes de ona bakarak işlemini yapardı. Ve herkesin de kazandığı bir ortamda, kaybedenin olmadığı bir ortamda da borsanın zaten de bir mantığı olamayacaktır. Bu nedenle hareketli ortalamalar konusunu kullanırken daha ileriki derslerimizde anlatacağımız farklı farklı analiz yöntemlerini de bir arada kullanmak kaydıyla, bir iki indikatörü de bu konunun içerisine sığdırmak kaydıyla çok daha başarılı sonuçlar elde edebileceksiniz. Ancak hareketli ortalamalar sizlere stop loss yapmanız gerektiği veya dikkatli olmanız gerektiği, temkinli olmanız gerektiği, hissenizin durumunda bir kötüleşme veya iyileşme olduğuna dair bir sinyal verecektir. Sevgili arkadaşlar, dedim ki hareketli ortalamalar konusunu birçok ücretsiz analiz programlarından kullanma şansımız mevcuttur. Kullanımı son derece basittir. Ama şu bahsettiğim formüllerle alakalı olan bölümde en iyi rakamları bulmak ve test etme konusu için mutlaka iyi bir analiz programına ihtiyacınız var. Ben Matrix programını kullandığım için bu program üzerinden size açıklamalar yaptım. Şimdi arkadaşlar, ben bunlarla uğraşamam. Ben bunlara kafa yoramam. Bu analizleri yapmaya vaktim yok, zamanım yok veya elimde uygun bir analiz programım yok gibi 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 bir takım mazeretleriniz var ise, ben isterim ki bir takım şeyleri kendiniz öğrenin ve bu öğrenmiş olduğunuz bu ön bilgiler eşliğinde bilgilerinizi daha da artırın. Fakat bu dediğim gibi programı kullanmaya vaktiniz, zamanınız veya imkanınız yok ise, uğraşmak istemiyorsanız, bu durumda size belli hareketli ortalama sonuçlarını her gün günlük bir şekilde, her akşam seans kapanışı ardından belli hareketli ortalamalara göre oluşan sinyalleri ve bu sinyallerin geçmişe dönük performansını veren bir site var. Benim de teknik danışmanlığını yaptığım, sadece ilişkim bundan ibarettir ve sıklıkla analiz ve yorumlar paylaşmış olduğum borsapivot.com sitesinde sizlere bu hareketli ortalamaların sonuçlarını toplu olarak görebilmeniz veya herhangi bir hissenizin kodunu yazmak, adını yazmak kaydıyla onun hangi durumda olduğunu anlayabilmeniz bakımından kolaylık sağlayan bir uygulaması mevcut. Şimdi arkadaşlar, ilgili sitenin teknik analiz, borsapivot.com sitemizin ismi, teknik analiz sonuçları bölümüne gelerek örneğin 4-9 ortalamasını yukarı kesenler bölümüne bastığınız zaman burada arkadaşlar karşınıza çıkacak olan sonuç 4 ve 9 iki hareketli ortalamanın, bu iki hareketli ortalamanın kesişmesi sonucunda ortaya çıkan neticeleri size vermekte. Seansın bitiminde o gün itibariyle gerçekleşen kesişmeleri bugün koduyla açıklıyor. Bir gün önce yaşanmış olan kesişmeler, iki gün önce yaşanmış olan kesişmeler ve bunların sonuçları arkadaşlar. Şimdi örneğin arkadaşlar, birkaç tane deneme yapalım isterseniz. Örneğin Cemtaş. Bir gün önce 6.76 seviyesinden alt sinyali vermiş. Yani 4 ve 9 hareketli ortalamalar kesişmiş. Ertesi gün, yani bugün 6.92 ile en yüksek değerini görmüş ve 6.92 seviyesinden de yine en yüksek seviyesinden kapanmış. Pivot seviyesi 6.87 imiş ve pivot seviyesinin de üzerinde kapandığı için bu hisse için biliyorsunuz iyimser düşünebiliyorduk ve %2.37'lik bir günlük getiri yaratmış. Aşağılara doğru inelim birazcık arkadaşlar. Örneğin Yataş hissemiz arkadaşlar. 3.95 seviyesinden 2 gün önce bir al sinyali oluşturmuş. 4.54 seviyesine kadar bir yükseliş yaşamış. En yüksek bu seviyeyi görmüş ve 4.38'den kapanmış. Yataş hissesi 2 gün içerisinde maksimum fiyatına göre %14.94, %15 civarında bir getiri sağlarken kapanış değeri itibariyle ise %10.89'luk bir getiri yaratmış. Pivot seviyesi 4.37 ve pivot seviyesinin de üzerinde kapanış yaşamakla önümüzdeki günler için pivot seviyesinin üzerinde kalabilme kaydıyla olumlu seyrini devam ettirebileceğine dair bana bir fikir verdi. Yine arkadaşlar Anel Telekom'a bakıyoruz. 0.37 seviyesinden 3 gün önce bir al sinyali üretmiş, 0.44 seviyesini görmüş ve yine 0.44'te kapanış gerçekleştirmiş. %18.92 gibi 3 gün içerisinde önemli bir prim yaşamış. Bunu arkadaşlar aşağı doğru
mevcut sinyallere göre devam ettirebilirsiniz. Örneğin frigoya bakalım arkadaşlar. 4 gün önce 1.06 seviyesinden bir al sinyali üretiyor. 1.47 ile en yüksek değerini görüyor. Kapanış fiyatı ise 1.47, %38.68. 4 gün içerisinde böyle bir getiri sağlıyor. 4 ve 9 hareketli ortalamalar bildiğiniz gibi erken sinyal veriyordu. Al ve sat noktasında erken sinyal veriyordu. Ancak biraz riskliydi. Riskli olmasının sebebi ise kısa periyotları kullanıyordu. Zaman zaman da hatalı sinyaller üretebiliyor. Aslında hatalı sinyal demeyelim. Tabii ki hatalı sinyaller üretebilir. Bugün al dedikten sonra yarın sat sinyali de üretebilir. Çok hızlı hareket eden hisseler için bu mümkün olabilir. Ama örneğin Aygaz için 4 gün önce 11.79 seviyesinden bir al sinyali oluşmuş. Hisse 12.08'i görmüş ama kapanışı 11.71 olmuş. En yüksek fiyatına göre 12.08 değeri itibariyle %2.5'luk bir değer kazancı imkanı vermiş olsa da kapanış durumu itibariyle 0.68 değer kaybıyla kapanmış. Portföy değer kaybıyla kapanmış. Bir sonraki gün bu rakam değişebilirdi veya sat sinyaline dönebilirdi. Burada arkadaşlar pivot seviyelerini takip etmenin önemi çok büyük olacak. Bakınız Aygaz'ın 11.76'daki pivot seviyesinin aşağısında kapanış yapması ve günlük bazda da negatif bir görünümde olması benim dikkatli ve temkinli olmamı gerektiriyor. Şöyle bir bu sistemin bir başarı sıralamasına bakalım isterseniz arkadaşlar. Bakınız Avot hissesi 17 gün önce 0.81 seviyesinden al sinyali üretmiş. En yüksek 3.07 seviyesini görmüş. Kapanışı 3.07 ve başarı oranı arkadaşlar maksimum getiri %279. %300 diyelim biz buna yaklaşık. 17 günde %300. Müthiş bir rakam. Niğde Beton'a bakalım arkadaşlar. 14 gün önce 0.63 seviyesinden bir al sinyali üretmiş. En yüksek 1.74 seviyesini görmüş ve 1.51 ile kapanmış. Maksimum %176, kapanış itibariyle ise %39, %40 gibi bir getiri oluşturmuş. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Taç Değeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rakamlar gün sayıları birazcık arttıkça daha fazla seviyeye ulaşıyor. Örneğin 7.21'e bakalım isterseniz arkadaşlar. 7.21 sinyalimiz biraz daha geç sinyal verdiğini 4.9'a oranla. Biraz daha geç sinyal verdiğini ama biraz daha riskinin az olduğunu ifade etmiştim. Bakalım arkadaşlar buradaki tablo ne durumda? Medical Park arkadaşlar dün sinyal vermiş 7.21 sistemimizde. 3.85 başarı oranıyla kapanmış. 4.38 ise maksimum getiri sağlamış. RYG'ye bakıyoruz 4.84, 6.45 gibi bir değer oluşturmuş. Endeks arkadaşlar dün 7.21 sistemimize göre 95.125 seviyesinden bir al sinyali oluşturmuş ve gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rakamına göre mevcut durumunun da bu şekilde olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar bu site vasıtasıyla bu verilere toplu bir şekilde erişebilirsiniz ve sonuçlarını görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Ben tekrardan 4.9'a gelmek istiyorum daha hızlı sonuçlar görebilmek bakımından. Şimdi arkadaşlar. Bugün itibariyle en çok yükselenlere bakalım isterseniz. Şurada arkadaşlar en çok yükselen hisseler içerisinde neyi görüyoruz arkadaşlar? Evet, İSFİ'ni görüyoruz arkadaşlar. İSFİ'nin durumunun ne olduğuna bakalım. Şuraya arkadaşlar İSFİ'ni yazıyorum. Ve karşıma İSFİ'nle ilgili olarak tablo geliyor. 17 gün önce, bakınız tarih 30.11, bugün güncellemeler yapılmış. 30.11 tarihi itibariyle İSFİ'nin durumu arkadaşlar 17 gün önce 2.34 seviyesinden al sinyali üretmiş ve en yüksek 4.48'i görmüş, %88 oranındaki getiriyle kapanmış. Bugün en çok yükselenler arasında yer alan bir hissedir İSFİ. Yine arkadaşlar Özgeo'da bugün en çok yükselenler arasında yer alan bir hisseydi. Tavan seviyelerinden bir kapanış yaşadı. Özgeo'nun durumuna bakalım. Ne zaman bu sinyal oluşmuş acaba? Evet 3 gün önce arkadaşlar. 3 gün önce 6.25 seviyesinden Özgeo'ya için bir al sinyali oluşmuş. Ve hisse en yüksek 9 seviyesini görmüş. Ve bu seviyeden kapanmış. 3 gün içerisinde %44'lük bir başarı oranı oluşmuş.
Bugün yine en çok yükselenler arasında arkadaşlar Frigo'ya bakalım isterseniz. Evet, Frigo'da 4 gün önce 1.06 seviyesinden sinyal üretmiş ve 1.47 seviyesine kadar en yüksek değerini görmüş. En yüksek değerinden kapanışını gerçekleştirmiş. %38 gibi büyük bir başarı oranı oluşmuş durumda. Birazcık da endeks 30 hisselerine bakalım isterseniz. Örneğin Türk Hava Yolları'na bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları ne durumdaymış? Çok affedersiniz arkadaşlar. Maalesef hava şartları nedeniyle biraz boğazım rahatsız. Evet arkadaşlar, Türk Hava Yolları da 4.9 sistemine göre 13 gün önce bir al sinyali üretmiş. 15.49 seviyesinden bu sinyali üretiyor. Hatırlarsanız yaptığımız örneklerde 7.21'e göre 16'lara yakın seviyelerden sinyal oluştuğunu, işte 20.40 sistemine göre henüz sinyalin oluşmadığını görmüştük. Biz şu anda 4.9 sistemini test ettiğimiz için 13 gün önce 15.49 seviyesinden bir sinyal oluşmuş ve 17.42 seviyesine kadar devam eden bir yükseliş yaşanmış. Hala da bu sinyalimizin devam ettiğini ve bu oranda bir getirinin oluştuğunu görmekteyiz. Bugün sıklıkla üzerinde durduğum, daha doğrusu 2 haftadır bankacılık sektörüne yönelik olumlu eğilimler nedeniyle üzerinde durduğum Garanti Bankası hissesine gelelim arkadaşlar. Garanti Bankası hissemiz ise 21 gün önce 7.50 seviyesinden olumlu bir sinyal üretmiş ve bugün hatırlarsanız 8.38 seviyesini görmekle %10-11 civarında bir getiri oluşturdu. Son güncelleme tarihimiz 30.11 arkadaşlar. Bugün itibariyle bu değerleri ben sizlere güncel rakamlarla aktarmaktayım. Şok market arkadaşlar. Hatırlarsanız çok geniş bir teknik ve takas analizini yapmıştım ve takasındaki yabancı detaylarına dikkat çekme kaydıyla hissenin dikkatlerinize sunmuştum. Şimdi arkadaşlar şok market ne yapmış? 6 gün önce 10.39 seviyesinden bir sinyal üretmiş. 11.49'da en yüksek değerini görmüş. Ve arkadaşlar bugün de en yüksek değerden güzel bir primle kapanış yapmış. Ve %10.59 gibi bir 6 günlük başarı getiri imkanı sağlamış. Son olarak arkadaşlar bir de Arçelik'e bakalım isterseniz. Arçelik'e bakıyoruz arkadaşlar. Arçelik için nasıl bir sonuç çıkıyor? Evet, Arçelik ise bir gün önce arkadaşlar al sinyali 16-15.78 seviyesinden vermiş. Ama Arçelik bugünü negatif kapatmış. %2.5'luk bir getiri oluşmuş ama kapanış durumu itibariyle negatif bir durumda. Ancak henüz bu sinyal devam etmekte. Şimdi arkadaşlar tabii ki sadece ve sadece al sinyalleri veya olumlu sinyalleri değil, aynı zamanda olumsuz sinyalleri de buradan görmemiz mümkün arkadaşlar. Örneğin son dönemlerde birçok yatırımcının ciddiyetle üzerinde durduğu Kardemir hissesine bakalım arkadaşlar. Kardemir 30 gün önce 3.85 seviyesinden bir sat sinyali veriyor. Ve arkadaşlar en düşük olarak da 2.42 seviyesini görüyor. Ve Kardemir %37, %35 gibi oldukça yüksek bir oranda kayıpta. Yani bu sistemi kullanmakta olan bir yatırımcı 3.85 seviyesinde bu olumsuz sinyali gördüğünde temkinli davranmak, dikkatli davranmak gibi bir eğilim içine girse, diğer parametreleri de dikkate almak kaydıyla bu noktada stop loss yapsa veya kar realizasyonu yapmış olsa gördüğünüz gibi %35'ler civarında bir kayıptan kurtulmuş olacaktı. Belki o seviyelerden satacaktı ve birkaç gün sonra bir al sinyali oluştuğu anda bu sistemi takip etmek kaydıyla al sinyali oluştuğu anda tekrardan sattıklarının daha fazlasını yerine koyacaktı. %35 gibi bir değer kaybından bahsediyoruz. 1000 lot sattıysa 1350 lot yerine koyma imkanı olacaktı aynı parasıyla. Örneğin bugün yine çok sorulan senetlerden birisi İsdemir'e bakalım arkadaşlar. Onun da değer kaybı oldukça fazla olduğu için. Evet arkadaşlar, bu hissemiz de 29 gün önce 8.35 seviyelerinden olumsuz sinyal üretmiş ve %27, %30 civarlarında bir değer kaybının bunda da yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Tabii ki sizler eğer uzun vadeli veya orta vadeli yatırımcıysanız bu durumda 4.9'u değil de 7.21'i veya daha uzun vadeli bir parametreyi kullanarak da kararlarınızı veyahut da incelemelerinizi yapabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir husus daha söylemem gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğum site borsapivot.com, yani size şu toplu sonuçları aktarmış olduğum sitenin bu bölüm de dahil olmak kaydıyla bazı bölümleri ücretlidir. Bunu şimdiden söylemiş olayım, daha sonra bir itiraz konusu olmasın. Bazı bu bölümü ve bazı bölümleri aylık bir ücret karşılığında kullanıma sunulmakta.
ilgili sitenin web adresini yazacağım birazdan. Girip de gerekli incelemelerinizi yaparsanız, eğer ben uğraşmak istemiyorum, teknik analizle, grafiklerle, şunla bununla boğuşmak istemiyorum, her gün net bir şekilde toplu bilgi önüme hazır gelsin diyorsanız arkadaşlar, bu siteden istifade etme imkanınız olabilir diye sizlere bir alternatif olarak sundum. Ancak tekrar tekrar ifade ediyorum ki lütfen öğrenmeye çalışınız. Bir teknik analiz programını uygulamaya, nasıl çalışılabildiğini, nasıl üzerinde işlemler yapılabildiğini anlamaya, öğrenmeye çalışınız. Kendi analizlerinizi kendiniz yaparsanız çok daha farklı yöntemlerle, denemeler, yanılmalar yolu ile birçok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Emin olunuz ki başarı oranınız çok daha yükselecektir. Bu aktarmış olduğum çalışmanın yararlı olması dileklerimle iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta sonu farklı konularda yeni analizler de aktaracağım. Umarım yararlı, faydalı bilgiler sonrasında yeni bir haftaya başlamış olacağız. Hoşça kalınız, saygılar sunuyorum.